Milli Gazete'nin ne olduğunu Arif Emre Bey kardeşimiz 3 gün önce Elazığ'da çok veciz bir şekilde ortaya koydu. Ben de şimdi Trabzon'da hemşerilerin huzurunda Milli Gazete'nin ne olduğunu aynen Arif Bey'in tarifine uyarak teyit etmek istiyorum. Arif Bey Milli Gazete'nin ne olduğunu tarif ederken milli şairimiz Mehmet Akif'in şiirlerinden istifade etti. Aynı şeyi huzurlarınızda tekrar ediyorum. Milli şairimiz ne diyor? Bu cümleler aynen Milli Gazete'yi tarif ettiği için Milli Gazete gününde sizlere okuyorum. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için yetmişe kalkıp sövemem. 3,5 soysuzun ardında zağırlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem kapamam. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem. Aldırırım, çiğnerim, çiğnerim. Hakkı tutar kaldırırım. Milli Gazete'nin en nimusiyeti, en büyük şerefidir. Çok aziz ve muhterem Trabzonlu hemşerilerim, rahmetli Necip Fazıl'ın bir meşhur sözü vardır. Der ki ben 16. Lüyü döneminde yapılmış olan zulümlerden dolayı 16. Lüyü'nün kendisini mesul tutmam. Ya o dönemde çok kuvvetli bir yazar vardı. Asıl onu mesul tutarım. Çünkü 16. Lüyü'nün zulümlerini destekledi. Eğer onlara karşı çıksaydı bu zulümler yapılmayacaktı. Ondan dolayı asıl mesul 16. Lüyü değil, onun zulmünü destekleyen o yazardır. Demiştir, Allah rahmet etsin. Bu sözlerden alacağımız ders, medyanın önemini idrak dersidir. Bir ülkede eğer bugünkü gördüğümüz gibi ülkenin aleyhine olan hususlar medya vasıtasıyla destekleniyorsa, menfi bir medya hakimse, o takdirde o ülkede zulümler devam eder. Bu zulümlerden kurtulmak için o menfi medyadan daha güçlü bir müsbet medyayı ortaya koymak gerekir. İşte bugünkü Milli Gazete günü bunun için çok büyük bir önem taşımaktadır. Endonezya Cumhurbaşkanı Habibi Bey'in dostumuz olduğunu biliyorsun. Kendisi Cumhurbaşkanı olduğu zaman bir heyet gönderdi. Hocamızın uzun yıllar tecrübesi var. Allah bana şimdi böyle bir fırsat nasip etti. İşe başlarken ben çok meşgulüm ama siz benim adıma gidin kendisini ziyaret edin. Bana yapacağı tavsiyeleri alın getirin demiş. Heyet çıktı geldi. Kendileriyle görüştük. Görüştüğümüz zaman verdikleri izahatı dinleyince kendilerine 3 tane sual sordu. Birincisi, Endonezya'da şu anda Habibi Bey'in parlamentodan istediği kanunları çıkartacak gücü var mı? Dediler ki efendim biz diktatörlükten geliyoruz. Cumhurbaşkanlarımızın zaten çok büyük yetkileri vardı. İstediği kanunu çıkartmada hiçbir güçlükleri yoktur. Kaldı ki bizdeki parlamentodaki milletvekillerinin %70-80'i Cumhurbaşkanı'nın her türlü arzusunu severek yerine getirecek insanlardan müşekkildir. Böyle bir meselemiz yok. İyi güzel. Peki Endonezya'da en fazla satan gazeteler Cumhurbaşkanı'nın desteğinde mi karşısında mı? Aa, ne yazık ki bu gazeteler Çinli sermayenin elindedir. Ve bunlar Cumhurbaşkanı'nın karşısındadır. Peki bu gazeteler sermaye desteği olmadan yaşayamaz. Endonezya'da Ankara'daki sermayeler kimlerin elinde? Bunlar da maalesef Çinli azınlığın elinde. Bunları söyledikleri zaman kendilerine dedim ki hemen koşun Habibi dostumuza söyleyin. Sadece parlamentodaki kuvvetle iktidar olunmaz. İcraat yapabilmek için mutlaka çok kuvvetli bir medyaya, o medyaya
Sayın Habibi'nin kendisi. Dedi ki gönderdiğim heyetin gönderdiğiniz bütün tavsiyelerini çok dikkatle dinledim. Kendileri de şahittir. Dedim ki hocamızın tecrübeleri geniştir. Çok doğru söylüyor. Hemen bu noksanlarımızı telafi etmek için kolları sıvayın. Ancak kısa zamanda beklenen adımları atamadık ve iktidarı muhafaza etmemiz mümkün olmadı. Hatta Cumhurbaşkanı seçimine 2 saat kala ben adaylıktan bile geri çekilmek mecburiyette kaldım. Çünkü medyanın ve sermayenin kuvvetli baskısıyla çok daha feci sonuçlar meydana gelebilecek idi. Bunları önlemek için adaylıktan bile çekilmek mecburiyette kaldım. Ne kadar önemli tavsiyede bulunduğunuzu kimse bilmese dahi ben biliyorum demiştir. İşte muhterem arkadaşlarım, biraz evvel Giresun milletvekilimiz burada konuşurken halkla temas ediyor. Bizi bu dertlerden kurtarınız dedi Turan Alçelik kardeşimiz. Ve onlara dedim ki eğer bundan kurtulmak istiyorsan bize 370 milletvekili vermeniz lazımdır dedim dedi. O bunu söyleyince ben o cümleye bir mim koydum. Şimdi huzurlarınıza geldim. Turhan Bey'e de seslenerek hepinize de ifade ediyorum ki 370 değil, 570 milletvekiliniz olsa dahi eğer kuvvetli bir medya desteğiniz olmazsa icraat yapamazsınız. İşte Milli Gazete gününün büyük önemi burada. İcraat yapabilmek için kuvvetli bir medyanın, kuvvetli bir desteğine ihtiyaç var. Günümüz böyle bir gündür. Bunu idrak etmek mecburiyetindeyiz. Bundan dolayı bu zulümlerin bitmesi için 370 milletvekili yetmez. Ya Milli Gazete'nin tirajının da 370 bine çıkması gerekir. Başka türlü bu zulümlerden kurtulmak imkanı olmaz.